Herkese korkunç günler, hortlak sevenlere bir müjdem var. Şimdiki hikaye tam onlar için. Olay benim favori mekanım mezarlıkta geçiyor. Böyle çok mezarlık konulu hikayeler anlatmadığımı fark ettim. O yüzden buna böyle ağırlık vereceğim. Hatta bir sonraki mezarlık ziyaretinde de video çekmeyi düşünüyorum. Şimdi iğrenç öykücüğümüze gelelim. Olay Bursa'da yaşanıyor. Olayı yaşayan kişi de ismini vermek istemediği için ben adını Ömer koyuyorum. Ömer gece çalışıyor böyle vardiyalı bir işte. Artık saat böyle 12'yi geçiyor, 12.30 falan. İşten çıkıyorlar, arkadaşıyla beraber eve geçecekler. Arkadaşın aracı var, Ömer'i de evine bırakacak. Ama Ömer'in evi mezarlık yolunda. Arabayla ilerlerken bir anda böyle 5 metre falan ileride böyle beyaz bir şey yol atlıyor. Bunlar da tabii bir hızla gittiği için bir anda freni basıyorlar. Hani frene bastıkları zaman böyle arabanın durduğu yer aslında o duran şeyin üzerinden geçmesi gereken bir yer. Anlatabildim mi bilmiyorum şu an. Ömer ve arkadaşı böyle duruyor. Diyor ki bir ses falan da duymadıkları için bir gariplik olduğunu anlıyorlar. O yüzden arabadan inemiyorlar. Çünkü bir şeye çarpsalar pataküte bir ses gelecek ama hiç ses yok. Çünkü onlar böyle beyaz bir köpek atladı yola gibi falan düşünüyorlar. Her neyse böyle sonra inip etrafa falan bakıyorlar. Hiçbir şey yok. Neyse hadi binelim devam edelim falan diye konuşuyorlar. İlerlerken böyle mezarlıktan çıkmalarına da 200 metre falan var. 200-300 metre falan var. Tam böyle işte devam ederken Ömer'in arkadaşı bir anda çığlık atıyor. Koca adam yani çığlık atıyor böyle basıyor çığlığı. Ömer bakın ne oldu falan diye adam dikiz aynasına böyle donmuş kalmış ya dikiz aynasına bakıyor ve yüzü bembeyaz kesilmiş. Ömer de ne oldu diye bir anda hışımla arkaya döndüğünde ses de çıkaramıyor, şoka giriyor. O anda olduğu yerde kalıyor. Çünkü arabanın içerisinde bembeyaz böyle parlayan gelinlikli bir kadın oturuyor. Kadın da tam böyle arka koltuğun ortasına oturmuş, iki koltuğun arasından hizalayacak şekilde ve böyle karşıya bakıyor donuk bir şekilde. Ve iki arkadaş hemen ön cama yapışıyorlar, bir can havliyle kendilerini mezarlıktan dışarı atıyorlar ve ilk böyle çıktıkları an yolun ortasından arabayı durdurup kapıları açıp hemen kaçıyorlar. Ama gelin yok. Yani mezarlık sürecinde gelin onlara eşlik ediyor. Mezarlıktan çıktıkları gibi de kayboluyor. Ya bu olay Ömer'i o kadar etkilemiş ki adını bile geçirmek istemiyor. Kavanoz dipli dünya, işte sana gelinlikli bir kadın getirir ama o da ölü bir gelin. Herkese bol kehanetli günler. Çok sevdiğim türden bir şey anlatacağım. Yazdıkları gerçekleşen yazar. Yani gerçekten de böyle düşünsenize birine böyle hakkında bir şey yazıyorsunuz ve gerçekleşiyor. Çok sevdiğim eski bir korku filminde vardı böyle. Ressamın çizdiği her şey canlanıyordu ve kimin ne şekilde ölmesini istiyorsa böyle çiziyordu ve o şekilde öldürüyordu. Bu türden bir hikaye anlatacağım. Tabii ki bunu yazarımız bilerek yapmıyor. Yazar Pınar Çekirge 1990 yıllarında kehanet rüyaları görmeye başlıyor. Annesinin, anneannesinin ölümünü gerçekten birebir olayıyla beraber görüyor. Daha sonra bir roman yazıyor. Tabi aradan birkaç sene geçiyor. Romanın baş kahramanı da çok yakın bir arkadaşı. Onun hayatına ilham alıyor ve onu kitaba döküyor. Ve kitapta da yani o baş kahramanı öldürüyor. Yani bir şekilde trafik kazasında o kahraman ölüyor olayın örüntüsü nedeniyle. Ve kitabın çıkmasına 4 gün kala gerçekten de ilham aldığı arkadaşı romandaki hikayeyle birebir aynı şekilde hayatını kaybediyor. Pınar Çekirge'nin çok yakın bir arkadaşı var, ünlü tiyatrocu Füsun Erbulak. Olayın birebir şahidi. Böyle bir yorum yapıyor. Diyor ki gerçekten de arkadaşı aynı kitaptaki gibi arabasıyla ilerlerken boğaza düşüyor. Artık intihar mı kaza mı bilemiyorum ama Pınar bu benim içime doğmuştu. Bu kitap kendini gerçekleştirecek demişti diyor. Ama bu tür şeyler dünya üzerinde de çok görülmüş şeyler. Çünkü bütün sanatçılar, bütün yazarlar, hatta böyle belirli yazarlar yazacaklarının gerçekleşeceğini bilerek yazarlarmış. Yani daha doğrusu hissettikleri ve yazmak istedikleri şeylerin gerçekleşeceğini bilerek yazarlarmış. Hani artık bana bu his geldi, bu gerçekleşecek, ben bir de bunu yazıya dökeyim dürtüsüyle hareket ederlermiş. Aynı hikaye Titanic için de geçerli. Ünlü Fransız yazar Jules Verne aslında bir kitabında Ay'a yolculuğu yazıyor ve İşte Ay'a çıkan kapsülün işte kilometresine işte böyle bütün matematiksel özelliklerine kadar kitabında yazıyor ve bundan 11 yıl sonra ya da 21 yıl sonra her neyse
Ay'a çıkıldığı iddia ediliyor ki ben Ay'a çıkıldığını pek düşünmediğim için bu konuyu şey yapamadım. O kadar içselleştiremedim. Ama Titanic faciası da aynı şekilde bir kitapta geçiyor. Yazar Morgan Robertson 1898 yılında bir kitap yazıyor. Ve kitapta Titan adında bir gemi var. Gemi 70 bin ton su ihraç ediyor. 3 bin yolcu kapasiteli. 240 mil gidebiliyor. Böyle bir sürü özelliği var her neyse. Şu an hatırlamıyorum. Ve ilk seferinde batıyor. Bundan yıllar sonra 1912 yılında Titanic isimli gemi aynı şekilde bütün özellikleri aynı. Bu arada romandaki kitabın da filikaları yetersiz olduğu için batıyor. Aynı şekilde sulara gömülüyor. Ve bu kitapta yani kendini gerçekleştiren bir kehanet olarak akıllara kazınıyor. Sizce gerçekten bunlar da bir tesadüf mü yoksa kehanet mi?